Sevgili YouTube ailem, bugün sizlere düşük maliyetli İskender yapıyorum. Dışarıda yediğiniz İskender tadını aratmayan ve güvenerek yiyeceğiniz, lezzetini alınca artık ben dışarıdan İskender yemem dedirtecek. Lezzetli mi lezzetli İskender tarifi geliyor. O halde püf noktalarıyla anlatmaya ve yapmaya başlıyorum. Gram kuzu kıymaya 2 adet orta boy soğanı soyalım ve rendenin küçük kısmıyla rendeleyelim. Vereceğim bu ölçülerle 4 kişilik İskender hazırlayabilirsiniz. Eğer soğanınız büyükse 1 adet de yeterli olur. Soğanları rendeledikten sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. 1 çay kaşığından biraz fazla tuz döktüm. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekleyip elimizde güzelce malzemelerin birbirine girmesini sağlayalım. Bu arada beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Şöyle güzelce karıştıralım ki elimizin lezzeti içine bulaşsın. Streç filmi tezgaha serelim. Kıymayı streci alalım ve yuvarlayalım. Yuvarlarken kıymayı çok ince olmayacak şekilde saralım ki kestiğimiz zaman büyük dilimler elde edelim. Sardıktan sonra buzlukta donana kadar dinlendirelim. Ben bir gün beklettim. Dilerseniz sabah kıyma harcını hazırlayıp akşam da yapabilirsiniz. Ya da önceden hazırlayıp buzluğa atın, bir misafir geldiği zaman çok pratik oluyor. Gelelim domates sosuna. 250 ml'lik konserve domatesi blenderdan geçirelim. Ben yazın domates konservesi yaptığım için onu kullandım. İsterseniz 3 orta boy domatesi de rendeleyip sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağı da ekledikten sonra ocağı alıp eritmeye bırakalım. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yağ eridikten sonra yarım tatlı kaşığı salça ekleyelim ve iyice salça kavrulana kadar karıştıralım. Kavrulan salçanın üzerine domates sosunu ekleyip karıştıralım. Bir çay kaşığına yakın tuz ekleyip kapağını kapatıp kaynamaya bırakalım. Kaynayan domates sosunun içerisine 2 adet küp şeker atalım. Karıştırıp altını kısalım ve kapağını kapatıp özleşmeye bırakalım. Evet, domates sosumuz hazır. Bir tane pide ekmeğini çok büyük olmayacak şekilde kare kare dilimleyelim. Ben 2 kişilik İskender tabağı hazırladığım için bir pide kullandım. Tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alıp eritelim. Ardından ekmeklerimizi ekleyelim ve kızartalım. Şu tereyağı kokusunu aldıkça insanın ekmeği bile öyle yiyesi geliyor.
35-40 dakika kadar önce kıymayı birazcık bıçak kesecek kadar çözdürelim. Sıcak havalarda daha çabuk çözülecektir. Kıymayı ince ince dilimleyelim. Hazırladığımız kıymadan 3 ya da 4 kişilik çıkar ama biz 2 kişi doya doya yedik. Tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve tavayı ısınmaya bırakalım. Isınan tavaya etlerimizi koyup arkalı önlü güzelce pişirelim. İsterseniz kapağını kapatabilirsiniz, etrafa yağ sıçrayabilir. Mutfağımı saran et kokusunu mu söylesem, yoksa tereyağında kızarmış nefis ekmek kokusunu mu? Yemeğe sabırsızlandığımı söylemeden geçemeyeceğim. Pişmiş olan etlerimizi tabağa alalım. Artık tabağımızı hazırlayabiliriz. Öncelikle ekmekleri dizelim. Tabağın kenarına 2 yemek kaşığı yoğurdu koyalım. Domates sosunu ekmeklerin her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Ve etleri üzerine dizelim. Tereyağı ile buluşturmaya az kaldı. Etlerimizi dizdikten sonra üzerine domates sosu gezdirelim. Közlenmiş biberi üzerine ekledikten sonra evet işte Joss sesine hazır mısınız? İskenderimiz hazır. Hadi soğutmadan tadım testine geçelim. Size 3 kelimeyle anlatacak olsam nefis 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 derim. Abartısız görüntüsüyle tadıyla bir efsane lezzet oldu. İnanın bu tarifte İskender yapanlar artık başka bir tarif denemeyecek. Afiyet olsun. Sevgili YouTube ailem, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı, videomu beğenmeyi ve zilin sesini açmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz yemek varsa lütfen yazın. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.